Mesela üzerinde durulması gereken konulardan birisi şu. Büyükşehir belediye başkanları açıklandı, İzmir açıklanmadı, Antalya açıklanmadı, başka herhalde başka büyükşehir belediyesi kalmadı diye biliyorum. Bir Antalya, bir de İzmir. Hadi İzmir'de ciddi bir kavga var. Özgür Özel'in dediği mi olacak yoksa Ekrem İmamoğlu'nun dediği mi olacak? O tartışmalar süre dursun. Hadi Muhittin Böcek ismi neden açıklanmadı? Şimdi zurnanın zırt dediği şey burası arkadaşlar. Yani Muhittin Böcek DEM tarafından, DEM Tuncer Bakırhan tarafından CHP genel merkezine şikayet ediliyor vakti zamanında. Ve bu Tuncer Bakırhan diyor ki bu Muhittin Böcek, biz bir salon istedik, salonu vermediler. Siz eğer onu aday gösterirseniz, Antalya'da Muhittin Böcek aday olursa biz kesinlikle sizinle beraber hareket etmeyeceğiz. Rivayet o. Yani dün ekranlarda bolca konuşuldu. Peki Muhittin Böcek ismi, yani bu Tuncer Bakırhan Muhittin Böcek'i şikayet edince ne oldu? CHP ne yaptı? CHP bunu not aldı. Bir dakika ben hemen bakacağım bir şeye. Emin olmak için Bakırhan'dan sonra Sırrısakık da tepki göstermiş. Yengemi Antalya'da defnetmek istediğimde mezar yeri bile vermemişti. Yani Muhittin Böcek, DEM eski genel başkanı, DEM eş genel başkanı kongre salonunu vermedi diye bir de Sırrısakık ablasına mezar yeri istemiş, aramış mezar yeri ver diye. O da demiş ki valla mezar yeri yok. Yani ya da ne demişse bilmiyorum. Yani Bakırhan o imza alıp sırt çevirenlere gereken cevabı vereceğiz diyor. Yani DEM'in genel başkanı adamı tehdit ediyor. Onunla yetinmiyor. CHP'nin gençlik kolları başkanı pardon dilim sürçtü. CHP genel başkanı Özgür Özel'i tehdit ediyor. Sen bu adamı aday gösterirsen ben sana sırtımı dönerim diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dün medyaya yansıyan bilgilere göre bugün CHP ile DEM Partisi arasında bir görüşme olacak. Bu görüşme gerçekleştirildikten sonra Muhittin Böcek ismi ya açıklanacak ya da yerine bir başkası açıklanacak. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün o görüşmede Özgür Özel pardon Muhittin Böcek için izin isteyecek. Sizin rızanız var mı? Muhittin Böcek'e hala kızgın mısınız? Muhittin Böcek'le ilgili düşünceniz nedir diye soracak. Ve sonra eğer DEM Partisi Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan istiyoruz derse Muhittin Böcek yaşadı. Eğer DEM Partisi işte Sırrısakık'ta şikayet etmiş, burada dönüp de onu biz istemiyoruz derse tepki göstermiş, genel merkeze şikayet etmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Meral Akşener ne kadar haklıymış ya. Meral Akşener ne kadar haklıymış kardeşim. Şimdi bu genel başkan dediğimiz Özgür Özel Antalya halkının iradesiyle, Antalya halkının verdiği oyla iş başına gelen Muhittin Böcek'in belediye başkanlığını, o koltuğunu
belediye başkanı yeniden aday olup olmayacağını Tuncer Bakırhan'ın iki dudağı arasına bırakmış. Ne dersin Tuncer abi? Yapalım mı? Yapmayalım mı? Şimdi ondan sonra da dönüp bunlar Meral Akşener'e gel bizim vagonumuz ol diyorlar. Ondan sonra dönüp diyorlar ki gel kuyruğumuza takıl. Ya siz adamlardan icazet alıyorsunuz ya. Siz bu adamlardan icazet alıyorsunuz. Hey Demirhan neydi? Bakırhan. Vallahi ya da şöyle diyecekler. Ya affına sığınıyoruz sizin ya. Çok affedin, çocuk bir hata yapmış. Küçücük çocuk. Muhittin Böcek. Hata yapmış. Affedin gitsin ya, gösterelim adayı. Ya da böyle diyecekler. Acaba karşılığında ne alacaklar? Orayı kestiremiyoruz. Yani üst üste şikayetler, oy isteyen CHP salon bile vermedi diyor. Bakırhan, DEM Parti eş genel başkanı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin. Bizi yok sayanlara oy vermeyeceğiz. Acaba Muhittin Böcek HEP'in, DEP'in, HDP'nin ne kadar oyunu almış da o oyları karşılığında Tuncer Bakırhan kölelik talep ediyor. Evet, aynen söylüyorum. Kölelik talep ediyor. Ya bana köle olursun ya da ben sana oy vermem. Verdirmem. Şimdi Muhittin Böcek'in kararı net aslında. Şimdi bu CHP'nin içerisinde milliyetçi damarı evet milli gıcıklıklarını bir kenara bırakalım. Mesela Tanju Özcan hiç bunlara taviz vermiyor. Hiç. Evet. Köpek muamelesi yapıyor. Şimdi Muhittin Böcek bunlara salon vermemiş. Salon vermemiş ya. Efendim sen görürsün, bizim mahalleden geçersin. Mantığı hüküm sürmeye başlamış. Sırrı Sakık da demiş ki geçen yıl İsviçre'de kaybettiğim yengemi Antalya'da defnetmek istediğimde mezar yeri bile vermemişti o. Muhittin Böcek size oy moy yok yok yok. Hadi bakalım. Şimdi çıkın işin içerisinden. Bugün CHP ile DEM Partisi yani Muhittin Böcek'e rezerv koyan, ambargo koyan, aday olmasın ona oy vermeyiz diyen, köleleştirme gayreti içerisinde olan Tuncer Bakırhan'la CHP Gençlik Kolları Başkanı yine şaşırdı. CHP Genel Başkanı, ağzımız alışmadı kardeşim, o da Gençlik Kolları Başkanı gibi hareket etmesin yani. Yani, değil mi yani? Şimdi bugün bir araya gelecekler. İki şeyden birisi olacak. Ya Özgür Özel dönüp diyecek ki siz çocukluğuna bağışlayın. Affedin diyecek. Ya da hani itiraz etmiş olsa siz kimsin lan falan filan deseydi dün gece Muhittin Böcek ismi açıklanacaktı. Ama demek ki itiraz edememiş. Demek ki Tuncer Bakırhan'ın kıymetli sözlerine çok büyük değer vermiş ve demiş ki Muhittin sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Kızmış, seni cezalandırıyorum. Ayak üstünde kal, sen adaylığını açıklayacağım mı açıklamayacağım mı bekle. Böyle bir rezalet olmaz. CHP'de rezaletin sonu geldi. Ya da Berkancığım, manşet, al sana manşet. CHP'de Muhittin Böcek rezaleti. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Nasıl gidiyor?
Biraz yorum verelim baba. Necati Gülsever, bu birbirlerine düşerler inşallah. Bunlar kendilerine bile diyemedim. Rabbim kandilinizi mübarek ve dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bugün kandil arkadaşlar. Bu gece dua edeceğiz. Bu gece Allah-u Teala hepimizi hidayete erdirsin diyeceğiz. Kardeşim Süleyman Özışık için okuyacağız. Rahmetli babam için okuyacağız. Bütün ölmüşlerimiz için okuyacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Ahmet Ülker, peşinen ödememi yaptım, beğendim, yorumumu da yapıp dinlemeye hak Hakancığım. Ahmet, vallahi helal olsun. Çok güzel yazmışsın kardeşim. Selamun aleyküm Hadi abi. Bu demin bu Kürtleri kandırması ne zaman bitecek? Bu demin. Baba, bari dem diye yazsaydım, ben de bu demin diye okumasaydım da, ondan sonra bu öbür arkadaşlar diyorlar ki baba, iki kelimeyi okuyamıyorlar diyorlar. Dem Kürtler bu sefer kandıramayacak, onu söyleyeyim. Gökhan Çavuşoğlu, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam Gökhancığım. Evet. 318 165 beğeni. Allah kabul etmesin. Bu zulümdür, zulüm. Yani bu beğeni tuşuna, bu beğeniye bir bele basmak. Ya bu zulümdür ya. Ben burada ölüyorum, çay içemiyorum. O zaman biraz ara vereyim, siz beğeni yapın. Buradaki rakam 200 olana kadar ben konuşmayacağım. Bak 170'ti, 172 oldu. Dönüyorum bu tarafa, biraz daha çay içiyorum. Ekrana bakıyorum. Havaya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Bakayım. Yavaş gidiyorum. Asya da diyor ki abi iki gündür ya, Asya iki gündür yoksun, beğeniler kötü, beğeniler. Evet. Şimdi hadi 10 kişi kaldı. Sözümüzü yedirmeyin. Bakayım. Yorumlara bakayım. Rabia Özkan, Allah razı olsun kardeşimiz, yolunuz açık olsun. Asya Çakır okuduk. Servet Yıldırım, küfür tek millettir, onlar da tek derdi paradır. Emine Seven, kandiliniz mübarek olsun, Rabbim dualarımızı kabul etsin. 211 oldu. Böyle kardeş ya. Beğenileri şimdi bir 300'ün üzerine çıkaralım hızlıca. Evet, şimdi Muhittin Böcek olayı böyle. Zaten Muhittin Böcek bu CHP'de, ya yani Muhittin Böcek'in hala bu CHP'de olması gerçekten sıkıntılı. Neden biliyor musunuz? Demek yani ikna ettiler. Adam Covid'e yakalandı. Ölümden döndü. Ölüm döşeğindeyken koltuğuna adam oturttular. Sonra da ölmeden yerine adam arayışına başladılar. Kulisler yaptılar, yaptılar, yaptılar. Adam gözünü açtığında geldi, baktı ki koltuğunda birileri oturuyor. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ya senin ölümünü bekliyorduk birader. Sen ölecektin, biz de burada böyle devam edecek. Ha geldin mi sen? De şaşkınlık içerisinde. Sonra gitti Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü vesaire vesaire. Tabii sistem de etti. Ama ya Muhittin Böcek kişiliği, karakteri düzgün bir adam. Antalya'da da seviliyor. Ama işte bu depler, hedepler, bilmem neler, bunun yakasını bırakmıyorlar.